olan adam. sağ ol. Helal olsun sana. Harbiden helal olsun. Helal olsun sana. Bak, çok şanslıyım galiba. Adam hiç öyle bir sanatçı şeyi yok değil mi? Yok. Yani çok şanslıyım. Sansar Salvo Rodim ya. Vallahi. Müthiş ya. Rodi. Aynen. Gitarını çataşır eder. Hadi her hocam şey gidelim burada. Ağır değil mi? Böyle şeylere ihtiyacımız var Eko. Çünkü bizi böyle sadece sahneden, kliplerden biliyorlar. Görsünler senin güzel kalbini, yüzünü ya. Tatlılığını, sempatikliğini. Ya Allah ya, Allah ya Kerim. Merhaba, hoş bulduk. Balık yeriz abi. Balık ekme, balık ekme, balık ekme. Balık ekme. Balık tabi burada sorulur, bizde sorulur. Kasiyerimiz var, buyurun. Evet, on kek be. Tamam, belediye her yerde, maşallah belediyeme bak. Büyükşehir Belediyesi. Gel. Hadi istiyor musun? Portakal istiyor musun? Tamam. Poşet ver abim bana. Allah. Abime. Kendi ellerimle yerinde duramayan adama balık ekmek yaptın. Güzel dur. Beğendin mi? Güzel. Vallahi. Oh. Yedikçe daha da güzel oluyor. Vallahi. Bunlar direkt Karadeniz'den geliyor bu balıklar. Karadeniz'e de Rusya'dan. Rusya'ya bağlantısı da Maldivler'den. Maldivlere en, hani Maldivleri bıraktıkları İzlanda. Ama asıl kökü Adıyaman. Adıyaman'dan çıkıyor. Arkadaşlar selamlar. Şu anda efsane bir adamın karşısındayım. Gerçekten benim için efsane bir adam ve birçok kişi için de efsane olduğunu düşünüyorum. Selam, ben Heja. Merhaba, nasılsın canım? Teşekkürler, sen nasılsın? Hamdolsun. Hamdolsun, çok şükür. İyiyiz, bizler iyiyiz. Günpatçat sorularım var, direkt Günpatçat diye başlayacağım. Tamam. Medya. Sosyal medya. YouTuber rapçiler. Rezalet. Psikopat yazar. Lakap. İstanbul. Şehir. Kadınlar. Gece. Sarı taksi. Para. Alman rapi. Kıyak. Ben Fero. İyi. Kadıköy. Doğum. Aşk. Nefret. Problem. Nefret. Daha büyük problem. Fanlar. Dinleyici işte. Serdar Ortaç. Dinlemediğim bir müzisyen. Türkçe pop. Müzisyen bile diyemiyorum. Türkçe pop. Birkaç istisnai parça harici hiç dinlemediğim bir müziktir. Para. Güç. Türkçe rap. Hayatım. Sansar Salvo. Gelir. Parpuleş. Kanka. Adamsın. Günpatçat soruları bunlardı. Günpatçat'la da cevapladı zaten. Direkt şu anda devam edelim hiç şey kaybetmeden. Tamam. Türkçe rapte ilk üç ismin kim? Bilgin abi, Ezel ve Şehinşah. Direkt çat 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 çat. Böyle oluyor yani. En sevdiğin üç film hangisi? Requiem for a Dream, Gemide, Laleli'de Beyaz İzi. Çok fena koydun ya. Tak. Türk sinemasının gerçekten güce ve enerjiye ihtiyacı var. Psikopat yazar mı, Dum Taka Dum mu? Aslında Hezeyan bence. Çok hadi ya. Tutmadı ama aynen, ben bayağı beğeniyorum. Peki psikopat yazar mı, Dum Taka Dum mu? Psikopat yazar. Uzun mu, kısa mı? Kısa. Acı mı, acısız mı? Acısız. Koltuk mu, yatak mı? Yatak. Sarışın mı, esmer mi? Esmer. Bir gemi Tupak mı? Tupak. Instagram mı, Twitter mı? Twitter. Sansar mı, Ekincan mı? İkincam. En sevdiğin kelime ne? Repertuar. Seni ne heyecanlandırır? Seyirci heyecanlandırır. Kalabalık bir seyirci. Çok güzel bir kadın da heyecanlandırır. Çok güzel bir kadın da heyecanlandırır. Heyecanlandığın çok olmuştur bence. Oldu. Oldu.
sesim çıkmıyor, özür dilerim, gribim ya. Onu... Yani hasta hasta beni kırmadı ve direkt aradığım anda geldi. Yani dedim ki yarın gelir misin? Gelirim dedi. Çünkü o benim canım ciğerim. O öyle bir adam. En sevdiğin ses nedir? Kemal. Nefret ettiğin ses nedir? Kapı gıcırtısı. Ne hocam? Kapı gıcırtısı. Kapı gıcırtısı. Kapı gıcırtısı. Kapı gıcırtısı. Oo. Hangi mesleği yapmak istemezsin? Çöpçülük yapmak istemem. Zor iş. Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdin? Keman çalmak ama doğal yetenek diyorsun. Yani uçmak diyeceğim de o doğal bir yetenek değil. Doğal bir yetenek mi? Yani uçmak doğal. Uçmak isterdim yani uçabilmek. Kendin olmasaydın kim olmak isterdin? Messi olmak isterdim. Messi? Evet, Messi. Çok fazla orta sahada Messi. İyiymiş. Yok, Dani Alves olmak isterdim. Dani Alves nereden çıktı hocam? Sergio Busquets olmak isterdim. Nerede yaşamak isterdin? Fethiye. Efendim? Fethiye, Fethiye. Fethiye. Evet. Pekin anladım ilk. Pekin de güzel. Pekin de güzel. Pekin de güzeldi. Fethiye yani. Aynen. Fethiye kanka hani buradan da çıkıp gidebilirsin. Tam da yaşamaktan söz ediyorsun da orada tabii ne sıklıkla konser vereceğim. Bir kere çıktım da sahneye. Her ayda yapılmaz. Burada her ay konser yapabiliyorsun sonuçta. Sanki böyle yani hani işi gücü bırakıp böyle güneye inip. Ben zaten çok bir ara indim biliyorsun. Bir daha inebilirim de burada halletmem gereken işlerim var öncelikle. Ama birazcık daha buralardayım ya. Biraz daha. Biraz bir daha. Tane manita yapmam lazım böyle kafamda. Bence de. Evet. En önemli kusurun nedir? Zor uyuyor olmam. Neden peki? Yani öyle bir problem var uzun zamandır. Sana en fazla keyif veren kötü huyun hangisi? Alkol kullanmam. Kahramanın kim? Sensin. Ben mi? Evet. Ya. Vallahi. Örümcek adam. Örümcek adam. Yok, kendisi. Ben de hani... Favori süper kahramanı mı? He tamam. Tamam. Sonra benim ama. Sonra sensin. Çünkü tamam. Benim de adamı... sensin. Eyvallah. Vallahi. Örümcek adamın da makara bir yönü var. Senin de makara kukara bir yönün var. Makara kukara bir yönü var. Eyvallah. Peki en çok kullandığın küfür ya da küfüre benzer bir kelimen var mı? Yok ya. Var ya. Ben normal hayatta mesela 30 yaşındayım artık. Şarkılarda ettiğim kadar normal hayatta küfür etmiyorum. Onu da kitle istiyor diye ediyorum yani. Birazcık daha sert, hardcore. İçerikli lirikler istedikleri için. Şu anki ruh halin nasıl? Gribim ya, çok kötüyüm. Çok dalgın yani. Eve gidip uyumak istiyorum. Bir kez daha kırıp uyup geldiğin için. Hayat felsefeni hangi slogan özetler? Fanta, i̇şte... anı yaşa falan. Aynen. Öyle olabilir. Valla sen yaşıyor musun? Sen de hecayla kimse başa çıkamaz. Valla çıkamaz herhalde. Valla bazen andan kayıyorum. Mesela ben şu an 2 dakika önce değilim. Anında kopuş ışıyıp sonra aynı ana geri dönüp seninle konuşmaya devam ediyorum. Mutluluk rüyan nedir? Sahil kasabasında falan yaşamak aslında. Mutsuzluğun tanımı nedir? Sevdiğin birini kaybetmek herhalde. Peki nasıl ölmek isterdin? Uykumda. Sessizce. Aynen. Peki son olarak öldüğünde cennete gidersen meleklerin sana kapıda ne söylemesini isterdin? Hoş geldin demiştim. Hoş geldin. Hoş geldin. Sansar artı 5. Eyvallah. Çok tatlı ve kendisi ismi geldiğinde gurur duyduğum bir adamla birlikteyim şu anda. Eyvallah. Ve eşek gibi de saygı duyuyorum kendisine. Ne yaparsa yapsın. Çok teşekkür ederim. Çünkü aynı şekilde. Bu yola onunla birlikte çıktım. Eğer dese ki bırak sen bu işi bırakırım. Vallahi öyle bir adam. Ben sevmek isterdim. Nereden bilirdim? Sevenler ağlar mı? Tutuk bulutlar arasında duran yağmur damlası. Ben olanların karmasıyım, kafiyeler atlasın. Bütün yılanlar ortası, tek başına kalması. Okyanuslar ortasında güveneceğin pek atlasın. İstanbul'un martısı, haftalığın akıllısı. Matematiğin artısı, adaletin tatlısı. Kışkının da atkısı, efkarın da şarkısı. Çünkü ben de kafiyenin gelmez ardı arkası. Koltuktayız. Evet. Daha rahatız bence. Rahat mısın? Rahatım. Bence de çok rahatsın. Sana direkt şunu sormak istiyorum. Rap'te keşke bunu yapmasaydım dediğin bir şey var mı? Yani çok aşırı küfürlü parçalar, hani tadını kaçıracak şekilde ergenlikte yapmıştım, onları keşke yapmasaydım.
Çünkü daha fazla kitleye ulaşabilirdim daha az küfür ederek. Yani küfürlüğüne ben kullanıyorum şarkılarda da. Ya tek şeyin küfür mü olduğuna inanıyorsun? Yani keşke yapmasaydım dediğim bir proje yok. Bana bütün projelerim hitap ediyor ama etmiyor. Profesyonel anlamda yaptığım işler de var ama. Daha genel bakıyorsun aslında. Çünkü küfürlü şarkılarını ben düşünüyorum. Bizim için aslında rap dinleyicileri için harbi çok daha güzel geliyor yani bize. Ama yok bir yerden sonra ne bileyim ses kalitesi, kayıt kalitesi, mix kötü parçalar var. Onları keşke yayınlamasaydım diyorum, çok eskilerde yaptım. Peki şu andaki Türkçe rap durumunu nasıl değerlendiriyorsun, nasıl görüyorsun? Yani müzik gelişti ama şu ototune'u ben de kullandım ototune. İlk kullanan kişi değilim ama ilk kullananlardan biriyim sokağa dönerli. Tadı kaçtı ama yani. Yani bana aynı geliyor. Sıkıldım mesela artık yani o sesi duymaktan ben. Hani o efekti duymaktan. Melodi aynı da aynı şekilde. Ben son zamanlarda çıkan birkaç albüm ve proje dinledim artık. Ya millet de dinliyor, seviyor da. Canım sıkıldı benim o plugin'i duymaktan dediğim şekilde yani. İçinde rap bölümleri olan başka bir şey yapıyorsun yani o kadar çok kullandığında. Ben ototune'u kullandığımda rap parçasının içinde kullanıyorum köprü bölümünde falan. Ama sen bütün şarkıyı ototune, melodyne vesairelerle donatıp bir bölümünde rap yapıyorsun yani. Yani aslında sen rap yaparak başarılı olmuş da olmuyorsun bence böyle olunca. En sevdiğin düetin hangisi? Bilgin abiyle Hedefini Bul. Peki yapmak istediğin bir düet var mı? Valla birçoğuyla çalıştım biliyor musun müzik piyasasından çalışmak isteyebileceğim. Susale ile çalışmak istiyordum ve kadına götürdük parçayı. Beğenmedi, Aydilge beğendi son albümü yaparken. Ki çok da tatlı bir altyapıydı, onun tarzına da uyardı. Niye girmedi anlamadım. Kendi bilir aslında yani. Ama yine de sesini falan beğeniyorum. Susale ile çalışmak isterdim mesela. Peki sahnede yapmak istediğin bir şey var mı? Tekrar orkestralı çıkmak istiyorum. DJ Art Orkestra'yla. DJ Art Orkestra. Peki yani şu güne kadar çok fazla etkinlikte, konserlerde yer aldın. Yani senin için böyle unutamadığın en ilginç bir olay var mıydı böyle bir anın? Burn bir organizasyon yaptı Eskişehir'de. Bilgin abinin ön grubu çıktım. Fatefat vardı, Selahattin abi vardı, Ayben abla vardı. Gece o zamanki sevgilimle birbirimize girdik böyle. Duman kayıkanda kalıyordum, hiç uyumadım. Yolda 2 saat uyudum. Sahneye bir çıktım ama böyle 7000 kişi gelmiş. Ya ben böyle sarhoştum biraz. Ben unutacağım sözleri unutamıyorum. Karşıdan geliyor çünkü sesler, sözler. Hele Dum Takadum'u neredeyse yarısından fazlası söyledi oranın yani. O çok güzel bir his. Seninle birlikte ilk gittiğim konser İzmir konseriydi. 2008 falan. Yumruk şarkısını ezbere bilmiyorum. Yani dedim ki MP3'üme takarım işte. O zaman MP3 vardı böyle. Yolda ezberlerim. Ben yola çıktım, MP3'ün pili bitmişti tabii. Hiç öyle bir şey yapamadım. Yumruk şarkısını ezberleyemedim. Ama yani bir iki defa dinlemiştim Yumruk şarkısını. Sahnede back vokalliğini yaptığım için patır kütür söylemeye başladım yani. Çünkü bir anda böyle sanki biliyormuş evet, bazen, gibi. Evet bazen bende de oluyor ya. Seyirci hatırlatıyor sözleri. Peki Sansar olmasaydın hangi ismi kullanırdın? Ondan önce Panik'ti. Ben Mafsal'ı özledim kanka. Girmiyor vallahi, yapmıyor, istemiyor. Evet şarkılara girmiyor. Benim için ilk beştedir kendisi. Senin için öyle mi? Günümüzde değil. Günümüzde değil. Vay güzel cevaptı. Sevdim bunu. Ama gerçekten çok iyi MC yani. Kesinlikle öyle. Problemler belki güzel parçaydı mesela. Peki Sansar Salvo olarak yani en sevdiğin şarkı yani genel olarak baktın. Hezeyan. Hezeyan mı? Onu çok yani seviyorsun. Yani ben gerçekten severek yaptım ve çok şaşırdım. İnsanların böyle bazı insanlar. Yani tabii PR olmadığı için de yavaş yürüdü de. Hani Spotify'da kapak olamadık. Hoşlanmadığımız insanları kapak yaptılar. Neden sence peki Apple öyle düşünüyorsun? Apple destekledi ama Apple Müzik. Ama Spotify'da da listeye girdi. Yani çok çok yükseltemedik parçayı açıkçası. Bazen çok beklediğin, çok beklentisi yüksek olduğu şarkıları böyle evet, düşük olabiliyor. Bir de şey, artık YouTube çok kullanmıyor insanlar. Evlerinin dışında Spotify kullanıyorlar. Purple Edge'i izliyorlar. Klipler, mesela klibi Kozlar diye bir single çıkardım. Klibi 500 bin küsur olmuş. Ama Spotify'da 1 milyonu geçmiş. Bence öyle olduğunu düşünüyorum. Diss yazıp görüştüğün insanlar var mı? Daha önceden diss yazmış oldum. Aynen. İşte yani Piton var. Server. Aynen. Onunla da 40 yılın başı diyorsun. Görüşüyoruz yani. Çok sürekli bir görüşürüz. Tekrar görüşürüz. Başka yok. Ama diste çok tehlikeli bir adam oluyorsun. Çok uzun zaman sonra yapacağım işte. Muşta'yla bir parça, konuk olduğum bir parçada yaptım. Bir tane zaten solo yaptım. Solo disini Merdiven biliyorum. Merdiven grubuyla yaptım. Narkoz'la bir tane dis parça yaptım. Bu duruma daha nasıl bakıyorsun böyle bu dis olayına yani? Çok bence sorulması şey bir soru da. Çünkü yani dis olayını nasıl yani ben zaten dedim rap müzik
müziğin bir türü tabii ki battle rap yapılacak. Kesinlikle. Yani ama şöyle de bir şey var yani insan yani bu internette yazan, yorum yazan çocuklar eve bir mikrofon koyup kayıt yapıp internete veriyorum zannediyorlar herhalde. Yani bu işler yapılırken nasıl çıkacak, hangi tarihte çıkacak, nerede kaydedilecek, kim mixleyecek, klibi kim çekecek, kurgulanacak. Bunlarla uğraşılıyor zaten. Yani hatta hard copy olarak çıktığında evrak boyutları da var, basılması var bilmem ne. Aynen. Yani dis yapmıyorum diye anla avrat küfreden geri zekalı var ya anladın mı? Öyle bir şey var. Var yani anladın mı? Geri zekalı yani. Ben zaten onu muhatabı almam da geri zekalı yani anladın mı? Sokakta fotoğraf çektirip aynen. Ondan sonra sokak konsere gelmeyen bir kitle bir de bu eleştirileri yazıyor. Ama kitlenin tamamından söz etmiyorum. Hayır adam küfrediyor. Böyle bir içerisinde böyle bir zehirli bir kısım var böyle anladın çok mı? Çok acayip hem de. Herkese yani. Karşı inanılmaz bir kıskançlıkla yani yolda görüp fotoğraf çektirmesine rağmen. Evet adam küfrediyor sana ama ertesi gün gördüğünde abi deli gibi seviyoruz. Evet öyle fotoğraf. Öyle. Ya sen ne diyorsun ya? Yani öyle. En sevdiğin adam kim? Benim tabii ki. En son kime mesaj attın? Biliyorsun en son kime mesaj attım. Hadi lazım diyorsun. Aynen ben yani. Biliyorum. Şu an tam karşında olsa ne söylerdin? Nasıl olacak derdim böyle biz de hayat yani, yaşıyoruz. Hayır abi. Yani mesaj attığına değil. Şu an yani kafandaki şu an tam karşında olsa ne söylerdin ona? Nasıl olacak derdim ya biz de hayat yaşıyoruz derdim yani. Bize de ayıp biz de insanız. Biz de insanız. Peki kendi hayatından çıkardığın en büyük ders ne? Yok. Ha. Vallahi hiçbir ders çıkartmadım 30 yaşıma hadi geldim. Ya. Hala aynı terane aynı serserilik. Aynen devam. Hatırlıyorsam bir nereye gidecektik kim bilir. Otobüse yani otogara yetişiyorduk otobüse. Ve o sıralarda asker uğurlaması vardı. Tam o sıralar. Biz yani taksiden indim koşuyoruz yani Ekin'le beraber. İşte 2008-2009'larda yine koşuyoruz. Asker uğurlamasından dolayı bütün bir kalabalık otobüsü sarmış ve otobüse vuruyorlar. Biz de otobüse geç kaldık yani otobüse vuruyoruz. Ama otobüs bizi almıyor. Çünkü asker uğurlamasındayız sanıyor bizi. Almıyor. Otobüsü kaçıracağız. Hatırlıyor musun o durumu? Onu hatırlayamadım ben. Hatırlamazsın. Bilmiyorum. Nereden hatırlayacaksın? Ben hatırlıyorum. Hiç unutmadım. Hangi şehir dedin ya? Ya kafamı toparlayamıyorum. Önce çok hastayım. Tamam. Benim için çok özeldi bu. Sen unutmuşsun demek ki. Unuttum vallahi. Aynen. Neyse olsun. Söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese çok selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Sizlere evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten için. Bu hasta haliyle bizi kırmayıp geldiği için ben Ekin'ime ve Sansar'ıma çok teşekkür ediyorum. Daha ve sabah programında mı? Şekerleri. Sabah sensin şeker. Eyvallah. Ona bir hediyem var. Aa. Ya. Harikasın ya. Sen harikasın. Arkasına Sansar da yazdırdın mı? Bilmiyorum. Belki de bambaşka bir şey yazdım. Vay eyvallah ya. Sansar sağ ol bu yazdırmıştı. Bu adamla birlikte yayını kapatıyoruz ve gerçekten ona saygı diyorum ve çok seviyorum onu. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Eyvallah. Eyvallah. Selam arkadaşlar. Selam dünya. Yes. Yeah, dünya selam. Bastır devam. Devam. Ambalajlar. Ambalajlar. İşlem tamam. Paralar desin. Ne izliyorsun? Ne olacak şimdi? Selamlar abi, ben Heja. Koronayı kap. Türkçe rapte ilk 3 ismin kim abi? En beğendiğin klip hangisi? Moruk dinlemiyorum ya. Senin ne işin var burada Moruk? Senin burada işin yok. Ben çok kompleks bir insanlar var. Bizde yapmış diyelim kopya. Flow olsun, tip olsun, saç olsun. Birebir ya. Ben... Keşke bunu yapmasaydım dediğim bir şey var mı? Diss yazıp görüştüğün birileri var mı? Sen de biliyorsun kim olduğunu. Evet. Önüme geçince dişlerini teker teker söküp elinden verip evine yollayacağım. Belki de evine yollamayacağım diye bir kişi var.